Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Soner Bostaş. STM32 programlama video serimizin ikinci uygulama videosu olan buton ile LED yakıp söndürme uygulamamıza geçiş yapıyoruz. Bir önceki videomuzda GPIO'ya output uygulaması gerçekleştirmiştik. Bu uygulamada da GPIO'ya input uygulaması gerçekleştirmiş olacağız. Eclipse sistemden leyicilerde klasörlerinizi şu şekilde kapatırsanız yeni klasör eklediğiniz zaman sizin için daha sağlıklı bir çalışma ortamı olacaktır. Burada 01 demiştik, 02 diyelim. Buton tere led blink olarak söylesek gayet yeterli bir isim olacaktır, anlaşılır. Board'umuz F401RE olacak. Next, click, finish. Bunlar arkada çalışırken biz şu dosyalarımızı bir temizleyelim. Daha anlaşılır bir görüntü için. Şöyle. Şunu da sildik. Şöyle tamamdır. Bir önceki videomuzda da açıkladığımız üzere tekrar GPIO'ya inip typedef yapısını GPIO'ya init structure olarak derleyicimize tanıtacağız. Burada yine bir delay kullanacağımız için yine bir counter değişkeni oluşturalım. Bunu bir önceki videomuzda açıklamıştım. Şimdi başka kullanacağımız değişkenlerimiz win, unsigned integer, buton, input diyelim. Butondan okuduğumuz değeri kaydedeceğimiz değişken ve kodumuza başlayabiliriz. Ne yapacağız? GPIO'ya config. Bir önceki uygulamamızda GPIO'ya config fonksiyonumuz tabi şöyle olacak. GPIO'ya config fonksiyonumuzu sadece internal led PA5 için yapmıştık. Bu sefer de yine nükleo board'umuz üzerinde bulunan user butonumuzu kullanacağız. User butonumuzda PC13 PA5 diyelim. Internal LED, şöyle yapalım. PC13 internal user buton diyelim. Ve config işlemlerimize başlayalım. Config işlemlerimize başlamadan önce her zamanki gibi söylediğim üzere RCCHB1 perip clock hattımızı aktif edeceğiz. GPIO'ya A ve GPIO'ya C için iki kere ayrı ayrı aktif edeceğiz. RCC, AHB1, AHB1, perip, GPIO. Önce A için enable edelim. Ettik. Sonra aynı şeyi RCC, AHB1, perip, clock, CMD. Bunu da AHB1, perip, GPIO'ya C enable şeklinde aktif edeceğiz. Bunu şurada şu şekilde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada şöyle bu şekilde de çalışacaktır. Tercih sizin. Ben genellikle böyle kullanıyorum. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Siz de yine deneyip çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi GPIO'ya tabi init structure yapımız vardı. Az önce de söylediğimiz gibi şöyle yapsam şu şekilde konfigürasyon işlemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Modumuz tabi önce LED için konfigürasyon yapalım. LED için konfigürasyon yaptığımıza göre şuraya LED config diyelim. LED için konfigürasyon yapıyorsak GPIO modumuz tabii ki de output olacak. Tekrar devam ediyorum. GPIO init structure, GPIO pinimizi konfigüre edelim. GPIO pinimizi sistemimize belirtelim. Yani pin 5, yani A portun 5. pini olacaktı. Devam edelim arkadaşlar. GPIO pini de yaptıktan sonra şurada bir yanlışlık mı yaptım? GPIO init structure, yok. GPIO pin 5.
düzelir herhalde. GPU'ya o type diyorduk. GPU'ya düzeldi. O type nedir? Push pull kullanacağız. Structure ne diyor? Syntax error. Init structure. Tamam, ha şu doğru. Devam ediyoruz. GPU'ya push pull dedik, tabi pull down bunu da belirtelim. Ya burada aslında sistem üzerinde default olarak dönen değerler var. Yani işte mesela output type'ınızı belirtmediğiniz zaman push pull no pull olarak belirebiliyor. Ancak buna güvenmeyi çok doğru bulmuyorum. Bu nedenle hem öğrenmek açısından hem de konfigürasyonlarınızdan emin olabilmek açısından böyle bir şey, bu şekilde alışkanlık edinmeniz iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ben de şayet programladığım zaman tek tek bütün konfigürasyon ayarlarını yapıyorum. Ya da hazırladığım hazır kaynaklardan yararlanabiliyorum. Onları bir önceki uygulamamızda anlattığım için şu an anlatma gereksinimi görmüyorum arkadaşlar. Şunu da init et, kodlarımızı initialize ettik. Şimdi yine buraya bir yorum satırı atalım. Buna da ne diyelim? Buton config, hatta user buton config diyelim. Dışarıdan bir buton olmadığı da anlaşılsın. Tekrar GPU'yu init structure diyeceğiz. GPU'yu mod diyeceğiz. GPU'yu modumuz şimdi ne oldu? Bir buton. Butona bastığımız zaman bir değer okuyacağız. Bu değerin karşılığında biz bir işlem yapacağız. Bu durumda biz GPU'yu modumuzu takdir edersiniz ki input seçeceğiz. Yani oradan bir dijital okuma işlemi yapılacak. Structure dedim. GPU'yu pin dedim. GPU'ya pin ne demişti? Internal user butonumuz PC13'e bağlı. O zaman GPU'ya pin 13 diyeceğiz. Devam ediyoruz. Init structure GPU'ya o type GPU'ya o type yine push pull diyeceğiz. Burada dikkat ediyoruz. Push pull yapımızı ilk defa kullanıyoruz. Şimdi şöyle buton uygulamalarında pull up ve pull down modları olabiliyor. İşte mesela şuradan hemen Google'a pull up buton yazalım. Görselleri açalım şuradan. Pull up pull down. İşte şu görsel gayet olayı anlatmaya ilişkin yeterli. Şimdi burada baktığınız zaman pull up, yani pull up dediğimiz şey, bu direncin pozisyonu aslında pull up ve pull down, dirençlerin pozisyonu. Siz pull up bir buton seçtiğiniz zaman buradan gelen gerilim R1 direncinin üzerinden geçerek MCU'nuza, yani mikrokontrolörünüze geçecek. Yani mikrokontrolörünüz butonun basılmadığı boş durumunda bir değerini, logic bir değerini 5 volt ya da 3.3 volt, bu STM32 için 3.3 volttur, 3.3 volt değerini okuyacaktır. Diğer durumda pull down direnci durumunda ise butona basılmadığı halinde MCU ya da işte mikro denetleyiciniz burada sıfır değerini, yani ground değerini okuyacaktır. Pull up metodunda butona bastığınız zaman sıfır değerini okursunuz. Butona basılmadığı durumda bir değerini okursunuz. Pull down metodunda ise butona basıldığı zaman bir değerini okursunuz. Butondan elinizi çektiğiniz zaman da sıfır değerini okursunuz. Biz burada pull up metodunu kullanalım istiyorum. Pull down metodunda bir user buton kullandığınız için bir takım sorunlar yaşama ihtimaliniz var. Yani arc oluşuyor. Bu arc'ın oluşmaması için de böyle bir pull up metodu kullanıyoruz. Dışarıdan bir buton bağlayacağınız zaman ise
istediğiniz şekilde pull up ya da down, hangi metodu kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Ben burada pull up kullanıyorum. Siz de kendinize göre seçiminizi yapabilirsiniz. O zaman GPO'ya pull up, pull down seçimimizi pull up, pull down, alt-tire up olarak seçiyoruz. GPO'ya yine structure diyoruz. GPO'ya speed diyoruz. GPO'ya speed. Hadi bununla 50 megahertz yapayım. Hadi bu da 100 megahertz olsun. Yani burada bir değişiklik olmayacak. Yani bizim hissedebileceğimiz ölçüde bir değişiklik olacak. Ne dedik? Şimdi GPO'ya C portumuzu initialize edelim. Structure tamamdır. Gerekli config işlemlerimizi, init işlemlerimizi yaptığımıza göre şurada int main'de fonksiyonumuzu çağırmak durumunda istedim. Şimdi burada ne dedik? Bir yine milisaniye cinsinden systematic handler fonksiyonu kullanılarak, systematic handler interrupt fonksiyonu kullanarak sistemimize bir delay ekleyeceğiz. Yani bunu da hemen yazar. Bunu bir önceki videomuzda anlatmıştım. İzlemeyen arkadaşlar varsa bir önceki videomuzda izleyebilirler. Tabi şu bir değer durmayan fonksiyon. Yazalım. If counter büyüktür 0 ise counter'ı azaltacağız. Bu kadar. Sonra yine void delay ms diyelim. Bunun içine de bir time, ne diyelim, int 16t ya da 32t de yapabilirsiniz. Bir time değişkeni atayalım. Yanlış oldu. Şöyle açtık. Time. Bu time değişkenini counter değişkenimize atayalım. Yani eş, birbirine eşitleyelim. Aslında tam olarak eşitlik değildir bu C'de. Time'ın değerini counter'ın içine aktarmak diyebiliriz. Bu da C dilindeki eşitlik için. Daha sonra counter değişkenimizi while'e sokalım. Ve counter değişkeni gerekli şartları, yani sıfır olana kadar geriye sayma durumunda sonsuz döngünün içerisinde kalsın. Bu şekilde oluşturduk kodumuzu. Ondan sonra tabi bunun gerekliliği periyot, yani systematic config dosyasından periyot ayarlamamız gerekiyordu. Bu periyodu da şu yorum, şu kod satırıyla bine bölerek ayarlamış oluyoruz. Yapmamız gereken tabi burada void systic handler timer interrupt fonksiyonunu yazdığımız için buradan bu fonksiyonu bulup silmemiz gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde, yani silmediğiniz takdirde kodunuz çalışmayacaktır. Kaydedip çıkıyorum. Kendisine yanlış oldu. Kaydedip çıktım. Tamam. Evet. Şimdi artık eksik bir şeyimiz var mı? Eksik bir şeyimiz yok. While içine girebiliriz. While içine giriyoruz. Şimdi bir buton input değişkeni atamıştık. Değişkeni belirtmiştik sisteme. Bu değişkeni kullanalım. GPO'ya read input data bit, GPO'ya c, GPO'ya pin 13. Bir önceki videomuzda set reset durumlarını görmüştük. Bunlar ilgili pinle alakalı output işlemleridir. Yani o pine set ya da reset durumunu yazarsınız. Burada ise buton input değişkeninde de gördüğünüz gibi burada da bir read input, yani bir pine, bir pinle alakalı bir input piniyle alakalı datayı okuyoruz. Burada yine CTRL ile gittiğim zaman fonksiyonun üzerine, fonksiyonun kütüphane dosyasında gpo.c dosyasında bulunduğu yapısını görebilirsiniz. Biz buraya gpo'ya c, buraya da pin 13 yazıyoruz. Ve ardından okuma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bunu buton input'a aktarmamızın sebebi de aslında temel olarak şu. Şimdi göstereceğim. Nedir mesela buton input? Ne dedik? Basıldığı durumda pull up dirençli buton yapılarında butona basıldığı durumda değerinizin sıfır olduğunu söyledik. Yani
biz burada işte buton, eğer yani şu butonun açıklaması şu: eğer butona basılmışsa 0 ve şu bahsettiğim ARC işlemini engellemek açısından şöyle yazalım: butona basılmaya devam ediliyorsa. Şurada while döngüsünde error verme durumu var. O error verme durumunu engellemek için şöyle yapalım. Şunu şöyle alalım. Ne dedik? Butona basılmaya devam ediliyorsa 300 milisaniyelik delay. Sonra da GPU'ya toggle bits. Şimdi kodumuzu açıklayacak olursak, az önce de bahsettiğim gibi oluşabilecek bir arka karşı fonksiyon, yani yazımsal olarak bir önlem alma durumumuz var. Bunun donanımsal önlemleri de var. Ama biz elimizde bir yazılım imkanı varken önlem alabildiğimiz ölçüde önlem almaya çalışıyoruz. Burada bahsettiğimiz gibi buton değerini okuyoruz. Bir pull-up direnci için buton değeri sıfır değerine basıldığı zaman sıfır değerini döndürecektir. Diyoruz ki buton input sıfırsa ve buton input sıfır olmaya devam ettiği sürece, yani butona basıldığı sürece 300 milisaniye bekletiyoruz. Burada 300 milisaniye bekletmemizin sebebi o ARC süresinde oluşan ARC. Bu ARC'ı da yine ben size şöyle gösterebilir miyim? Google'dan ARC desem, görsellerden. Bunun İngilizcesinin anlamını tam olarak bilemiyorum. Bunu bir sonraki videomuzda size görsel olarak göstereyim. Şu an emin olamadım tam olarak İngilizcesinden. Buton arkını engellemek için burada bir bekleme oluşturuyoruz. Siz şu iki satırı şöyle hemen göstereyim. Şu iki satırı yazmadan da kodunuzu çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Denediğiniz zaman işte butona bastığınız ki zamanki sekmeleri fark edeceksiniz. Bu sekmeleri engellemek için böyle bir yazılım önlemi almış oluyoruz. Üstünde kullandığımız buton için. Dahi yani harici olarak bir buton kullandığınızda ise böyle bir şey yapmadan da işte 100 nanofaradlık ya da 10 nanofaradlık bir kondansatörü, mercimek olarak tabir ettiğimiz kondansatörün iki butonun 5 volt işte, yani high ve low, yani high ve ground noktalarını paralel olarak girdiğiniz zaman buton arkınızı ciddi anlamda kesecektir. Bu da donanım önlemidir. Biz burada tabii buraya LED yazdım. Alışkanlık LED'den konuşmaktan. Şöyle söyleyeyim. Onu da göstereyim. Şimdi mesela GPIO'ya pin 13, sürekli GPIO'ya pin 13 diyoruz ama bunu şöyle de yapabiliriz. İşte şuraya bir unsigned integer, ne diyeyim, 8 diyeyim. LED eşittir işte GPIO'ya pin 13 dediğiniz zaman fonksiyonunuz bu şekilde de doğru çalışacaktır. Yani pin 13 yazacağınız yerlere LED yazan LED yazarsanız fonksiyonunuz bu şekilde de doğru çalışacaktır. Bunu böyle bir derleyelim. Hatamız çıktı mı? Hatamız çıkmadı galiba. Hatamız çıktı. Güzel. Void GPIO'ya config ne diyor? Buton input. Biz buraya noktalı virgülümüzü koymayı unutmuşuz. Noktalı virgülümüzü koymazsak olmaz. RCCC RCCHB1 peripkolog CMN perip. Şurada alt diremizi koymamışız. Gördüğünüz üzere hatalar çıkıyor. Hatalar çıkacaktır. Hata çıkmasından yana da bir sorunumuz yok. Tabi bunları çözebildiğimiz sürece. Şimdi ben sisteme taktım Nükleo board'umu. Size burada debug işlemlerini de bir göstermek isterim. Şöyle debug'a bastım. İşte hiç ellemeden OK'ye bastığınız sürece debug menüsüne geçti. Debug ekranına geçti. Oldu. Buton link, locate the file, edit source, lookup at the included location.
Şunu kapatıyorum. Port 0 terminal. Şuraya bastık ve kodumuz çalışmadı. Sanırım debug işleminde bir sorun yaşıyorum. Tekrar debug etmeyi deneyelim. Şöyle dedik. Waiting for debugger connection. Evet. View this as can find the source file at let me locate the file or the source. Allah Allah. Kaynakta bulunamıyor diyor. Enteresan. Nasıl bulunamaz anlamış değil. Biz böyle açtık. Peki let blink. Şunu debug edeceğim zaman da aynı şeyi söyleyecek mi? Normalde default ayarlarınızda debug ettiğiniz sürece herhangi bir sorun göstermemesi gerekiyor. Can file ve locate file dedik. Masaüstü. Yani masaüstündeydi bu. Şöyle ayrı bir YouTube eğitim serisini açmıştım. Bir saniye. Şöyle bir sorun var. Sanırım çözdüm. Benim başka bir workspace'te çalışma alanım olduğu için debug alanım herhalde o workspace'e bağlı gözüküyor. Siz kendi workspace'inizi oluşturduğunuz zaman böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınızdır. Ben bu sorunu önümüzdeki videolar için çözüp tabii sizin için kartımı yükleyeceğim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kolay gelsin, iyi çalışın.